Sübhanek ve Sübhanehu'lar ne der? La ilahe illa ente Sübhaneke inni kuntu minel zalimin. Bu nedir? Hazreti Yunus'un dilinden, yani Yunus Nebi'nin dilinden bir tövbedir. Tövbe. Yunus Nebi'nin başına gelen gelmiştir. Görevden kaçmıştır. Kaçtıktan sonra yaşadıklarını yaşamıştır. Ve en sonunda Rabbine bir tövbe etmiştir. Nasıl bir tövbedir bu? İşte budur. La ilahe illa ente. Evet. Senden başka ilah yoktur. Sadece sen varsın. Sübhanek. Evet. Ne demek Sübhanek? Aslında şu demek. Kusursuz bir tek varlık var. O da sensin. Kaçtım ben. Kusurluyum. Hatalıyım ya Rabbi. Yani hatamı savunmuyorum Allah'ım. Onun için yani benim kusurluluğum aslında yaratılışımdan biraz da. insanım çünkü. Sübhanek. Dolayısıyla kusursuz sensin ya Rabbi demek. Kusursuz, mükemmel sensin. İnni kuntu minel zalimin. Aslında bunun altında yatan bir şey var. Bu kusursuz sensin zımni anlam. Gerçekte bu kelimenin sebbaha üzerinden anlamı nedir biliyor musunuz? Anlamı şudur. Ya Rabbi ben yaratılmış her şeyin bozuluş yasasına tabi olduğunu biliyor. Anlatabiliyor muyum? Yaratılmış her şey kusurludur. Matematik bile küsürlüdür yahu. Yani matematik bilimlerin en kesinidir. En kesin. İki kere iki dörttür. Ha, dört mü beş mi gördük değil mi? Evet. Dolayısıyla dolayısıyla evet çenmişi <laughs> ya Dolayısıyla gördük. Ama bu anlamda yaratılmış olmak kusurlu olmaktır zaten. Kusursuzluk iddiası yaratılmış olanın en büyük kusurudur. Herhangi bir yaratılmış kusursuzluk iddiasında bulunuyorsa ondan daha büyük bir kusur işleyemez. Onun için Sübhane, Sübhanek, yani kusursuz olan sensin. Bunun altında yatan şu. Ya Rabbi senin yaratma yasalarını biliyor, takdir ediyor ve kabul ediyor. Demektir. İni kuntu minel zalimin. Ben zalimlerden oldum. Ben zalimlerden oldum. Evet. Ben kendime haksızlık ettim. Ben aslında senin koyduğun yerde durmadım demektir. Çünkü zulüm bir şeyin yerinden olmasıdır. Bir şey yerine koymak adalet, hikmet, bir şey yerinden almak zulüm. Dolayısıyla Enbiya 87 idi. Galut <laughs> kalu Allahu veleden subhane. Bakınız burada da farklı bir formda geldi. Onlar dediler ki Hristiyanlar Allah çocuk edindi. Allah oğul edindi. Allah'ın oğlu var dediler. Sübhane. Aslında burada da aynı. Yani şu, yasaları nasıl ihlal ederim? Allah'ın yasası var. Allah bozulma yasasına tabi değil ki. Oğul edinmek mahlukun yasasıdır. Halik'in yasası, yaratanın yasası. Yaratan o yasaya tabi olur mu? Yaratılan o o yasaya tabidir. Dolayısıyla bu burada bu da o anlama geliyor. Ve yec'alune lillahi'l benati Onlar ne yaptılar? Allah'a kızlar. Aslında kızlar değil. Bakınız kızlar diye çevirmedim. Zaten Allah'a oğullar isnat etmiştiler değil mi? Allah'ın oğlu var. Hayır burada kızlar değil elbenat. Harem, harem. Evet, harem. Yani Allah yazı, efendim, e, e, lat ve menat ile kışı da uzza ile geçiriyor diye inanırdı Mekkeli müşrikler. Harem kurmuş, anlatabiliyor muyum? Onun için yazın farklı e, efendim hanımlarla, kışın farklı hanımlarla. Mekkeli müşrikler melekleri Allah'ın haremi olarak görüyorlardı. Ve Mekkeli müşriklerin meleklere yani lat menat Uzza gibi şeyleri put edinmelerin sebebi yenge hanımdan iş bitirelim mantığına dayanıyordu. Aşağı. Tabii. Yani evin içinden bitirelim. Yani bir tanesini razı ederiz. O da Allah'ı razı eder. Haremden birini razı edersek mantığı görüyor musunuz? Şefaat mantığını görüyor musunuz? Şefaat mantığı hep böyledir. Hep bu kadar bu kadar kepazedir. Bu kadar rezildir. Şirk aynı zamanda kepazelik. Evet, şefaat mantığı budur. Yani evin içinden birini razı edelim, o Allah'ı razı etsin. Evet. Demek ki, yani Allah'ı da kendi gibi biliyor. Cahiliyenin Arabı. Öyle, kendi gibi biliyor. Demek ki kendisi öyle razı ediliyor bazı şeylere. Onun için öyle diyor ya Kur'an, Allah'ı hakkıyla takdir edemediler.